Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yormak istiyorum müsaadeniz olursa, çünkü çok fazla haber birikti. Hemen başlayabilir miyim hocam? Tabii. Dinamik olsun, hızlı olsun. Aynen evet. Öyle. Aslında önce bir videomuz var. Olmazsa size videomuzu izletelim. Belki vakıfsınız konuya ama. İzleyelim. Tamam, bir videomuzu izletir misiniz? Bu genç kaynana meselesine bir girelim. Hocamın Kur'an-ı Kerim'in bu konuda ne söylediğini biz de merak ediyoruz. Hı. Buyurun. İhtiyatla amel etmek gerekir. Hadiseye daha dikkatli yaklaşmak gerekir. Bir damat, kayınvalidesi ona ebediyen haramdır. Fakat kayınvalidesinin elini öperken, eğer kayınvalidesine bir şehveti olursa, yani ona kalbinde bir meyil olursa, eğer yaşlıysa kalbinde bir meyil olursa ya da gençse, ona böyle bir vücudunda bir uyanma hali olursa, bedeninde bir uyanma hali olursa, eşi ebediyen ona haram olur. Yani bir damat kayınvalidenin elini öperken bedeninde bir uyanma hali varsa ebediyen hanımı ona haram olur diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Bunun için kardeşlerimiz, eğer kayınvalideleri genç, kendileri gençse ellerini öpmemeleri daha uygun. İhtiyatla amel etmek gerekir. Hocam, ben hiçbir şey söylemeyeyim, sözü size bırakayım. Ne yazık ki bu uydurmalar literatürde var. Bu uydurmaların başka türlüleri de var, yani başka mezheplerde. Ama Kur'an'da buna benzer bir şey yok. Şimdi bunun neresini düzelteceğiz? Şimdi tabii birincisi, yani bir insanın kaynanasına karşı şehvet duyması gibi bir, hadi diyelim, saçmalık oluyor, olan şeye cevap veriyorlar. Hani kendileri böyle bir şeyden bahsetmiyorlar diye. Böyle bir şey olmuş, onlara sorulmuş, cevap vermek zorunda kalıyorlar. Hadi bu kısmı gelen eleştirileri verdikleri o cevabı bir derece haklı bulabiliriz. Ama soru üzerine söylenmiş olduğunu diyelim, soru sordular, cevap verdiler. Hani bazen eleştiriyoruz böyle sapık şeyleri niye alıştırıyorlar diye, ama onlar da şöyle cevap verebilir. Hani bize soruluyor, biz ne yapalım diyebilirler. Yani o kısmı diyelim, anlayalım. Ama şöyle bir şey Kur'an'da yok. Yani diyelim ki birisi hani diye böyle bir sapıklık yaptı. Kaynanasını diye elini öptü. Kaynanası onunla işte o ilişkisinden dolayı eşiyle nikaha düşmek zorunda. Literatürde buna benzer şeyler var. O onun bir yerde sanki artık eşi gibi oluyor. Ondan sonra onun çocuğu da onlara, hani hanımının çocuğuyla, kendisinden olmayan çocuğuyla bile evlenmek haram olduğu için artık hanımı ona bundan sonra bir daha haram oluyor şeklinde izahlar. Kur'an'da yeri yok. Bunlar tabii ki sapıklık. Bunu bir de başka türlü versiyonu var. Bazıları da nikahla ilgili olmayan her türlü çocuğun gerçek çocuğu değil gibi kabul etmişler. Bunun tam öbür taraftan bir zıttı var. Şimdi bunlar da böyle ufak bir şehvetle temasta bile, ki tabii öyle şehvetle temas bir sapıklık, ama öyle bir sapıklıkta sanki o nikah gibi düşünüp bir sürü muamele yapıyorlar. Bazıları ise mesela şuna benzer şeyler yapıyorlar. Nikahla olmayan her şey, gayri resmi ilişkiler kendi çocuğu değildir diyorlar. Yani o zaman ne oluyor mesela? Diyelim bir kişinin kendi çocuğu var. Nikahla o kendi çocuğu olmadığı için haşa gelip de o çocuğuyla evlenmesi de haram olmuyor. Çünkü nikahtan olmadığı için gibi sonuçlara varmışlar. Hani nikahla olmayan şeyler sayılmaz diye. Yani bir uçta buna benzer şeyler var. Bir de bunun daha komik versiyonları var. Diyelim ki sapık bir torun babaannesinin elini diyelim hafifçe şehvetle öpse ne olur diye soruyorlar. Babaannesi artık onu bir yerde eşi gibi hükmüne geçiyor. Hafif elini şehvetle. O zaman babaannesi kendi eşi gibi hükmete geçtiği için kendi babası ve işte kendi diyelim annesi o tip şeyden dolayı kendi çocuğu hükmüne geçtiği için babasıyla annesinin boşanması gerekiyor. Kendisinin boşanması gerekiyor. Dikkat edin. Sapık bir torun eğer ki babaannenin elini öpse, kendi babası, annesi, kendisi, öyle bir sürü kişinin birden Allah Allah. Boşanması hiç gerekiyor diye bir saçmalık uydurdu. Hani hayal bile edemiyorum. Yani hani tabii bunları zaten düşünmek bir gariplik. Ama diğer taraftan sonuçları da, hani diyelim o düşünen başkası o saçma soruyu sordu ama soruya verilen cevap da yanlış. Peki, diğer taraftaysa dediğin gibi şey, bir uygulama var. Kendi öz çocuğuyla evlenmesi haram olmuyor bir izaha göre. Niye? Çünkü nikahlı bir ilişkiden, nikahsız bir ilişkiden diyelim kendi çocuğu oldu. Tabii ki Kur'an'da zina haram. Ama nikahsız diyelim, ilişkiden olan şey resmi sayılmıyor. Bazı mezheplerde öyle karar vermiş. Kendi öz çocuğuyla evlenmesi bile haram değildir. İzalarına kadar gitmişler. Ama bakın, Kur'an'da hiç bu saçmalıklar var mı? Yok. Niye yok? Kur'an'ın söylediği basit bir şey var.
bir insanın çocuğuyla evlenmesi haram. Kur'an böyle ikiye koyuyor. Nikahlı nikahsız demiyor. Yani nikahsızsa tabii ki o zina haram olmuş olur. Ama Kur'an nikahsız ilişki, nikahsız ilişki diye bu saçmalıklara yer vermiyor. Direkt çocuğuyla evlenmesi haram diyordu. Yani Kur'an'ın dışına çıkıp da tarihte söylenilen fıkıh kaynaklarındaki izahları siz ciddiye alırsanız işte bu tip saçmalıklarla karşılaşırsınız. Peki hocam. Bu tip saçmalıklarla boğuşursunuz.